Herkese selamlar. Bugün sizlere Yıldız Teknik Üniversitesi kampüs olanaklarından bahsetmeye çalışacağım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kuzey tarafında eğitim fakültesini ve elektrik fakültesini geçtiğinizde lojmanlar tarafında yurtlar var. Direkt geçiş var üniversiteye bu yurtlardan. Yeni yapılan bir yurt da var, kız yurdu. Yanılmıyorsam 5-6 blokluktu. Yani 5-6 blok olarak yapılmış. Büyük bir yurt. Yanında hemen Fatih Sultan Mehmet KYK yurdu var. Hani yeni gelmek için, araştırma yapanlar için söylüyorum bunu. Tabii KYK yurdunun size çıkması gerekiyor. Çok başvuru oluyor İstanbul gibi bir yerde. Birçok KYK yurdu var İstanbul'da. Başakşehir'de var, Cevizli Bağ'da var, Avcılar'da var, Fatih'te var. Yani bunlardan sizin araştırmanız, daha sonra başvuru yapmanız gerekir. Umarız çıkar burası. Yani 5 dakikada okulunuza gelmiş olursunuz çıkarsa. Çıkmazsa artık her gün otobüsle metroya gidip gelmek zorunda kalacaksınız. O birazcık kötü tabii. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor. Her yıl eğitim dönemi başında Ekim gibi genelde öyle oluyor. Başvurular online olarak alınıyor. Daha sonra belgelerinizi teslim ediyorsunuz. Kabul edilirse. Tabii kabul edilme şartı da ihtiyaç ve başarı durumuna göre belirleniyor. Yine yemek bursu var, o normal burstan ayrı olarak. Yemek bursu da günlük bir öğün yemeğinizi kartınıza tanımlıyorlar E-Yıldız tarafından. E-Yıldız bürosu var şeyde, yemekhanenin üst tarafında. Eğer burs size çıkarsa gidiyorsunuz oraya, size tanımlama yapıyorlar. Her gün öğlen veya akşam yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Zaten yemekhanede öğlen ve akşam yemeği çıkıyor. Tek öğün bir bursunuz olmuş oluyor. İsteyenler için tabii. Ve şunu da söylemek gerekiyor. Hani hiçbir öğrenci zengin değildir arkadaşlar. Hani şöyle bir algı var. Bazı öğrenciler zengin, bazıları fakir. Hayır. Hiçbiri zengin değildir. Bütün öğrenciler aynıdır. Ailesi zengin olabilir. Fark oradan oluyor yani. Yoksa bütün öğrenciler öğrenci bu adam yani. Bütün öğrenciler aynı. Hepsi annesi babasından yol parası alıyor. Açlık alıyor yani. Almayan var mı? Varsa ne güzel diyelim. Tutumlu insanlar da var tabii. Hısnısına kaideyi bozmasın. Bu şekilde yani şimdi ailenizden harçlık almak da kötü bir şey değil. Alırsınız, biriktirirsiniz, harcarsınız. Kendi bileceğiniz iş artık. Gördüğünüz gibi kampüsümüz çok ferah. Şu an metroya doğru yürüyorum. Tabii okul zamanı buralar dolu oluyor. Arkadaşlarımızla gidip geliyoruz. Güzel yani. Ben kampüsümü de üniversitemi de seviyorum. İstanbul gibi bir yerde bu kadar büyük bir kampüs. Yani olanak açısından da güzel. Yeni gelecekler için şunu söylemek istiyorum. Hani kampüs açısından araştırıyorsanız ideal yer burasıdır. Ben onu söyleyeyim sizlere. Ama tabii sevdiğiniz mesleği seçin. Yoksa illa Yıldız Teknik değil yani. Sevdiğiniz yeri seçin, orada okuyun. Yoksa birinci sınıfta belli oluyor zaten. Hani istemeyebiliyorsunuz. Bir seneniz, iki seneniz gidiyor. Böyle de olmasını istemeyiz tabii. O yüzden dikkatli olmalı. Anne babalar iyi rehberlik yapmalı. Bazen anne babanın bilgisi de olmayabilir. Öğrenci olarak kendimiz araştırmalı, öğrenmeliyiz. Hani o yanılgıya da düşmeyelim. Bence önemli yani. Sonra genelde sınıflar amfiler oluyor. Normal sınıflar oluyor.
genelde 60 kişilik sınıflar oluyor. Hadi bölümden bölüme de değişiyor tabii. Bazı bölümlerde az öğrenci alıyor. Yetenek sınavı diye mesela sanat ve tasarım fakültesi alıyor. Hani puanı aldıktan sonra bir yetenek sınavına girmez gerek. Bu şekilde. Diğer bölümlerde de İngilizce hazırlık genelinde var. Olmayan 9-10 tane bölüm var. Ha, onu da seçmek size kalmış. Araştırıp iyice öğrenip sonra seçin derim size. Önemli yani başlığını. Yıldız Teknik Üniversitesi blogna sistemi var. Buraya bakmadan bence tercih zamanı zaten şu an. Geçti mi bilmiyorum tam. Oraya bakmadan yapmayın derim ben. Eğer Yıldız Teknik'i düşünüyorsanız. Genelde bütün bölümlerde 240 AKTS tamamlanmalı mezun olunması için. Yine her dersin belli kredileri var. Mesleki dersler var. Seçmeli dersler var. Zorunlu dersler var. Bu şekilde de ayrılıyor. Alıyorsunuz. Yani belli bir planlaması var. Şu dersi şu dönemde alacaksın gibi bir şey var yani. Mesela şunu da söyleyeyim. Atıyorum birinci sınıfa başladınız. Üstten ders alma ihtimali düşük. İkinci sınıf için söyleyelim. İkinci sınıflar üçten alabiliyor. Dörtten alamıyor. Bir üstten alabiliyorsunuz yani. Bir de burası çok önemli. Burayı dinlemenizi önemli arz ediyorum. Şimdi arkadaşlar okul başladı. Bazı seçmeli dersler var. Mesela Atatürk İlke İnkılapları dersi var. 1 ve 2. İngilizce 1 ve 2. Sonra Türk Dili Edebiyatı 1 ve 2. Bu 6 derse muafiyet sınavları var. Onu Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci işlerinden takip edin. Muafiyet sınavına girin bence. İyi bir not alır geçersiniz. Oradan itibak yapıyorlar. Hiç derslere girmeye gerek yok. Bunu kaçırmayın derim ben. Araştırmıştım bunu. Hani başlamadan. Güzel oluyor gerçekten. Hem ders yoğunluğun da azalmış oluyor. Normal aldığınızda daha zor, emin olun. Kendinize güveniyorsanız bence yapın. Ha yok ben arkadaşlarımla iki dönem okuyacağım diyorsan o da ayrı bir olay. Yani sizin bileceğiniz seçmeli ders zaten. O açıdan bence yapılmalı. Ha, yapmak istemiyorum diyorsan karar size kalmış. Bu kadar da net söyleyeyim. Ya yoğun çalışmak isteyenler için bence yapılmalı. Atıyorum o zaman da gider bir yerde bir kısmı zamanı bir şeyde çalışırsınız. Ya da ben gezerim diyorsunuz o zaman da gider gezersin arkadaş. Davutpaşa çevre yolu gördüğünüz gibi. Karşıda İsmek Fırıncılık Pastacılık Okulu. Hemen Yıldız Teknik Üniversitesi'nin A girişinin yanında. Üniversitemiz uzaktan bakın. Ormanlık. Zaten bayağı bir ağaç var. Güzel yani üniversitemizi seviyorum. Tek eksiği deniz kıyısında olmaması. Olsun o da o kadar da olur. Merak ettikleriniz olursa bunu hani çok soru geldiği için bu video çekme gereği duydum. Bildiklerim bu kadar. Aklıma gelenler daha doğrusu. Hani yine sorularınız olursa sorabilirsiniz. Hiç çekinmeden eleştiri her türlü şeyi sorabilirsiniz. Önemli değil. Ben her türlü eleştiriye de açık bir insan. Yardımcı olmak isterim yani. Önemli değil yani. Yine gördüğünüz gibi şu metroya biniyorsunuz. İki durak sonra otogar. Memleketime gideceğim diyorsan iki durak sonra otogara hemen yakın. Gidiyorsun. Tabii öğrenciliğin dezavantajı da şu. Hani yurtlarda kalmak falan. İnsan evi gibi olmuyor yani. Ama artık sabretmek gerekiyor bazı şeyleri yapana kadar. Hiçbir şey birden olmuyor arkadaş. Zamanla çalışarak olacak. İstanbul pahalı bir şehir. Bir de buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hani planlamalarınızı ona göre yapın. Diğer şehirler gibi değil. Büyük şehirlerde daha çok harcamanız olur.
olanak da fazla ama harcama da fazla. Bu orantıyı kurmanız lazım. Kararı sizin vermeniz gerekiyor. Hani birçok açıdan düşünmeniz gerekiyor. Ama yapmanız gereken ilk şey şu. Tercihiniz belli oldu mu arkadaşlar? Belli oldu. İlk yapacağınız iş şu. Kendinize hemen kalacak bir yer ayırmak. KYK çıkmasa daha iyi. İkinci, üçüncü alternatifiniz olmalı. İkinci yapacağınız iş ulaşım olanaklarını öğrenmek. Nereye nasıl gideceğim? Kursa falan yazılacaksanız oraları falan öğrenmeniz lazım. Olanakları araştırıp öğrenmeniz lazım. Bulamadıysanız arkadaşlarınıza sorun veya gidin öğrenci işlerine gidin, oraya sorun. Araştırın yani. Araştırmaktan zarar olmaz yani. Bu şekilde anlatacaklarım. Dediğim gibi sorularınız olsa sorarsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.